İyi olan herkese günaydın. Kötü olanlar uyanmasa da olur. Şöyle iki parçası, bakın iki parmak kalınlığında. Bu da iki parmak kalınlığında. Bu da bir parmak kalınlığında iki, üç parça antrikotum var. Toplam 1 kilo 250 gram gibi düşünebilirsiniz. Hemen bir havlu kağıtla eti kuruluyoruz. Kullandığınız kremanın markası hiç önemli değil. 1 kilo için 1 paket krema. Krema lezzet vermesi için. Et terbiyesi marinesi 3 nedenden yapılır. 1. Bekleme, bozulma, dayanma süresini artırmak için 1 paket krema. Sütün markası hiç önemli değil. Eti marinenin ikinci nedeni lezzetlendirmek için. Üçüncü nedeni ise yumuşatmak için. Yarım su bardağı süt kullanıyorum. Kısa süre marine edecekseniz 1 bardak süt kullanabilirsiniz. Eğer uzun süre marine edecekseniz sütü az kullanmalısınız. Yarım su bardağı kullanıyorum. Çünkü uzun süre bekletilen etlerde süt ekşime yapabilir. Ev yapımı yoğurt 1 su bardağı. Bilhassa iş yerleri mutlaka bu marineyi, bu terbiyeyi not edin. 1 su bardağı yoğurt. Çay bardağı ölçüsü alalım. Kafalarda soru işareti olmaması için. Soya sosu. Soya sosu etin lezzetlendirme kısmına giriyor. Hemen bir çay bardağının 1/4, hatta 1/5 kadar soya sosu. Eti tuzlamayın marine yaparken, terbiye yaparken. Etinizi sertleştirir. Düşeş. Yine açta kaybediyoruz. Eğer rendeleyecekseniz 2 tane, benim gibi böyle patlatıp tamamen lezzeti içine geçmesini istiyorsanız 2 tane. Videonun ilerleyen bölümlerinde 6 ay boyunca bozulmadan eti nasıl saklayacağınızı da göstereceğim. Kaçırmayın. Hemen bunlar etin içine ezerek. Bakın şu ana kadar krema lezzetlendirmek için, soya sosu lezzetlendirmek için, süt, yoğurt, limon, 1, 2, 3 yemek kaşığı limon, asetik özelliğini kullanıp yumuşatmak için karabiber tanesi. Bakın böyle kullanırsanız etkisi çok daha az olur. Onun için karabiberleri şöyle bıçak yardımıyla ezerek, patlatarak kullanırsanız bakın aynen böyle çok daha etkili olur. Lezzet ufak detaylarda saklı. Kişnişi yanıt fazla kullanmayın. Şöyle 5-6 tane. Baskın tadı olduğu için az kullanın. Kişnişin baskın tadı vardır. O yüzden az kullanalım. Damakları rahatsız etmesin. Kekik varsa taze kekik daha iyi olur. Yoksa benim gibi kuru kekik kullanabilirsiniz. Damaklarda çoğalan bir lezzet hissi bırakır. Tamamen lezzet için kekik kullanıyoruz. Yine çay bardağı kullanalım. Zeytinyağı. Ne kadar kaliteli zeytinyağı kullanırsanız o kadar lezzetli olur. Zeytinyağın asetik özelliği daha yüksek olduğu için zeytinyağı kullanıyorum. Ama imkanı olmayan ayçiçek yağı da kullanabilir. Etimizin yumuşamasını sağlayacak, ayrıyeten lezzet verecek. Zeytinyağı, süt, yoğurt, limon. Yumuşatmak için, isteyen lezzetlendirmek için burada hardal kullanabilir ama ben hardal kullanmayacağım. Biberiye. Bakın biberiye ilk başta şöyle kırarak. Ver coşkuyu. İşte böyle olunca, işte böyle olunca keyfim yerine geliyor. Biberiyeler altta kalsın. Sivri olmayan, hatta elimizi kullanalım. Elimizi kullanalım, buna yakışır. Bakın etin kalınlığını görüyor musunuz? Ve şöyle biraz daha biberiye kullanıyorum. Şuraların açıkta kaldığını görüyorum. İster zeytinyağı, ister süt sıvıyla üstünü kapatıyorum. Daha da ekliyorum. Mutfakta değişmeyen kural. Ürün mutlaka sıvının altında kalacak. Nasıl gözüküyor? Şu tabloyu inanın Mona Lisa'nın çirkin kadın tablosuna değişmem.
Zaten çirkin kadınlarla işimiz olmaz. Fazla ciddiye almayın bu hayatı. Nasıl olsa içinden canlı çıkamayacaksınız. Bunun kesinlikle hava almasını istemiyorum. İlk katı attıktan sonra streçle kapatıyorum bastırarak. Hemen ikinci kat. Bakın şuralardan iyice kapatıp hava almadığına emin oluyorum. Ve bu hemen dolaba. Eti dolapta artı 4 bölümünde en az 12 saat bekletiyoruz. En az 12 saat. 24 saat bir gün bekletirseniz çok lezzetli olur. Hiç hava almadan sosun altında kalmak kaydıyla 2-3 gün, bilemediniz 4 gün rahat rahat gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz. Ama ağzı kapalı, kesinlikle hava almadan ve hava almasa bile ürün sıvının altında kalmak şartıyla. Saat 9, tam 18 saattir terbiyeyi de bekliyor, marineyi de bekliyor. Beraber açalım. Bir kere mis gibi kokuyor. Kalınından bir tane yakalayalım. Şimdi ilk başta bir tanesini uzun süre nasıl bozulmadan bekleteceğinizi göstereyim. Buzlukta bekletebileceğiniz bir kabın içine alıyoruz. Ve mutlaka bekleteceğiniz zaman sosuyla birlikte dondurun. Ha, illa bunu yapmak zorunda değilsiniz. Ama çok daha lezzetli et yersiniz. Bakın sosla birlikte hemen bunun kapağını kapatıyoruz. Dolabın buzluk bölümü, zaten yazıyor dondurucu. Dondurucu bölümünde 6 ay boyunca gönül rahatlığıyla bozulmadan dolabınızda saklayabilirsiniz. 6 ay boyunca bozulmaz. Saklama koşulu da bu. Bir tanesini kızartalım. Buradan nereden baksanız 400 gram et var. Bu ince olan, ince olan işime yaramaz. Yarar da şu an yaramaz. Bakın kalın olanı kullanacağım, tamam mı? Hafif akıtıp daha sonra şu kabı alıyorum. Bakalım et yumuşamış mı, yumuşamamış mı? Parmağımı bastırıyorum. Görüyor musunuz çukuru? Hatta bakalım mı delinecek mi? Görüyor musun? Ocağın en büyük gözü en güçlü şekilde yanıyor. Tavanın ısınmasını bekliyorum artık. Çıkan dumanları görüyor musunuz? Şöyle bir kontrol edelim. Şöyle aşağı indireceksiniz. Bir 5 tane tutamıyorsanız tam istediğimiz ısıda. İsteyen tavasını şöyle biraz tuzlayabilir. Et daha iyi kızarsın. Üstü daha iyi karamelize olması için. Kafalarda hiçbir soru işareti kalmasın. Şuraya bir, hemen şuraya bir zamanlayıcı koyalım. Herhalde herkes görebiliyordur. Duyunuz zilin sesini, kafanızı embe basma tulumba gibi sallamıyorsanız süreyi başlattım. İsterseniz sivri olmayan bir şeyle, isterseniz elinizle şöyle bastırabilirsiniz. Ama alışık olmayanlar eline dikkat etsin. Yakabilirsiniz. Şu yanlardan bile çok ısı gelir. Bir dakika oldu. Bakın şöyle sivri olmayan bir şeyle bastırabilirsiniz. İz vermek istiyorsanız, daha yakışıklı olmasını istiyorsanız. Tam 1,5 dakika olduğunda... Görüyor musunuz şekli? Bir 10 saniye bekliyorum tavanın ısısının yerine gelmesi için. Şeklimi artı vermek için. Yakışıklı olmasını istiyorum. Ondan bunu yapıyorum. 10 saniye sonra yanlamasına yatırıyorum. Bastırabilirsiniz elinizle tekrardan. Et pişirme sürelerini merak edenler için hiç bu videoda o bilgilere girmeyeceğim. Hemen şu üst tarafa et pişirme zamanlarını, et pişirme tekniklerini yaptığım çok eski videoyu bırakıyorum. Hemen şuraya isteyenler oraya bakabilir. Bakın hemen bir biberiyle sosu tekrardan şöyle üstüne yediriyorum. 5. dakikada, 5 dakika 10 saniye, 10 saniye biliyorsunuz kurtarmıştık. Nasıl? Burayı stick house'a çevirmiş miyiz? Şöyle bir bekliyorum. 10 saniye tavanın tekrar ısısının yerine gelmesine. Ve tekrar hemen bırakıyorum. 7,5 olduğu anda şöyle bir bakıyorum. Bakın içinin pişmediğini görüyor musunuz daha? Devam. Şöyle bir bakalım. Gayet iyi. Bir dakika daha tersini pişireceğim. Sanki T-bone gibi oldu. Sanki burası kontrfile, burası da bonfile gibi. Ama antrikot sadece, T-bone falan değil.
12. dakikada hemen eti pişirdikten sonra eti bir 3-4 dakika, 5 dakika dinlendirmeyi unutmayın. Artık içimiz bitti kronometreyle. Ben 12 dakika pişirdim etin kalınlığına göre. Siz nasıl isterseniz. İsteyen az pişmiş yiyebilir, isteyen kömür gibi bile yiyebilir. Tamamen size kalmış. Şu biberler pişsin. Bu arada bakın şimdi karar verdim. Etin bir tanesini tabakta yiyeceğim. Şöyle bakalım, evet. Et çok büyük, bir tanesinden sandviç yapacağım. Şimdi bakın. Sandviç ekmeğini hemen şurada etin suyuyla lezzetlendiriyorum. Hemen etin suyuyla lezzetlendir. Turşuyu kesebildiğin kadar ince kes. Kesebildiğin kadar ince. Şu da göz hakkı. Hardal. Burayı Steakhouse'dan daha lezzetli. Sanki Amerika'da yapılan sandviçleri çevireceğiz. Mayonez. Hemen turşu. İçine bir bakalım mı nasıl pişmiş? Evet. İnce parçalar kesmeye çalışın. İnce parçalar. Şimdi şöyle bir bakalım nasıl pişmiş. Kolay kopuyor mu? Kolay kopuyor mu? Lokum gibi. Ağzına dağılıyor. Biraz tuz hem ete hem de sandviçe. Kapağını kapat. Sandviç hazır. Şununla başlayalım. Ben bu işe şapka çıkartırım. Bu işe şapka çıkartırım. Şimdi hemen şunu bir keselim. Nasıl? Bir de şuna bakalım. Nasıl? Açın ağzınızı. Şunun bir tadına bakalım. Şununla bir başlıyorum ben. Maç başlamak üzere. Maccabi Tel Aviv. Fenerbahçe basketbol maçı. Şu istayları bir katlayalım bakalım. Öf. Yeti tatmadan bunu diyeceğim. Dayanılacak gibi değil. Sıra geldi esas olana. Domatesleri şöyle. Az pişmiş diyenler, çok pişmiş diyenler. Herkese saygımız sonsuz. İstersen adam kömür gibi yer. Kimse karışamaz. Bakın şimdi. Görüyor musunuz? Bakalım kopacak mı? Görüyor musunuz nasıl kopuyor? Elimi kullanıyorum ama gösterebilmek için. Görüyorsunuz değil mi? Açın ağzınızı. Şunun bir tadına bakmalısınız. Biraz tuzlayalım. Burada şov var. Samimi söylüyorum, burada şov var. Açın ağzınızı. Şunu mutlaka bir tadına bakmalısınız. Şu tekniği alamadık. Alsak ete boğacağım size, ete. Unutmamanız gereken önemli nokta. Etiniz iyi değilse istediğiniz marineyi yapın. İstediğiniz terbiye yapın, güzel olmaz. Izgalık etler terbiye olur, marine olur. Marine yapmanın 3 nedeni vardır. Bir tanesi dayanıklılığını bozulmasını engellemek için. İkincisi lezzetlendirmek için. Üçüncüsü yumuşatmak için. Bu herhangi 3 nedenden etinizi terbiye, marine yapabilirsiniz. Tranche, Contour Noir, Noir gibi sert etler, but etleri yani. Marine yapılmaz, terbiye yapılmaz. Terbiye yaparak yumuşatılmaz daha doğrusu. Pişirme yöntemiyle yumuşatılır, bunu unutmayın. Hepimize yine sağlık. Ha bu arada izleyip abone olmayan vicdansız da sizi unuttum zannetmeyin. Fenerbahçe Beko Tel Aviv basketbol maçı var. Şu istalleri bir katlayalım. Onun için acele ediyorum. Keyfime bakıyorum. Bugün yalnızım. Bazen yalnız olmak da güzeldir. Bizi yalnız bırakanlar utansın. Tekrardan herkese selamlar. Herkese afiyet olsun.